Korkma. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Bu vatan için, bu bayrak için, tüm kutsallarımız için canını, kanını veren tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, ruhları şad olsun sevgili izleyenler. Bugün 18 Mart, Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la iftar saati başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Eyüp Sultan'dayız. Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin türbesinin gölgesindeyiz. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Katkılarınızı bekliyoruz iftar saatine. Sizler de WhatsApp hattımıza, hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Telefonlarla da canlı yayında hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. Dini hayata dair, sosyal hayata dair sorularınızı iletebilirsiniz. Yine yoğun bir program bizi bekliyor. Çok soru var sizlerden gelen. İnşallah bize ayrılan sürede bu soruları hocamıza aktaracağız. Arkadaşlarımız birkaç başlık hazırlamışlar. Örneğin hangi sorular var diye merak edenler için hemen söyleyelim. Elbette oruçla ilgili sorular var. Örneğin oruç fidyesi ödeyemeyecek durumda olanlar ne yapmalı? Bunun dışında zekatla ilgili sorular var. Borç verilen altının ya da borç verilen paraların zekatını kim öder, nasıl öder, nasıl zekat verilir diye soruyorlar. Yani sizler soruyorsunuz. Bunun dışında haçtan gelen hacılar için ya da umreden gelenler için kurban kesilir mi onlar adına sorulmuş. İnşallah hocamıza iletelim. Kötü şeyler başımıza gelince neden bunları yaşıyorum diye sormak, sorgulamak acaba Allah'a isyan hükmünde midir diye sormuş izleyicimiz. Buna da cevap vermeye çalışalım. Yine orucu kasten bozmanın hükmü soruluyor. 61 var mı? Kefaret orucu 61 Kur'an-ı Kerim'de yer alır mı? Yoksa sadece sünnette mi ifade edilir, hadislerde mi ifade edilir? 61 kefaret orucu soruluyor. Hocamıza soracağız. Ve aynı zamanda bugün yine bir sahabe-i kiram efendimizi hocamızdan dinleyeceğiz. Kim? Ka'b bin Züheyr radiyallahu anh. Efendimizin hırkasını hediye ettiği sahabi az sonra iftar saatinde olacak. Şimdi çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Hocam bir hafta oldu, çok çabuk geçti zaman. Ya öyle işte. Zaman hayal çok çabuk gibi geçiyor, ya, gölge hocam. Gibi uçuyor. Ya Ramazan'ın üçte biri rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat. Neredeyse rahmet günleri sona eriyor. Evet. Ya Mevla hakkıyla oruç tutan, ibadet eden kullarından eylesin inşallah muhterem hocam. Evet sevgili izleyenler, katkılarınızı bekliyoruz. İzleyicimizin sorusu var, telefonla bağlanmış. Muhterem hocamıza soru soracaklar. Bekletmeyelim izleyicimizi, hemen soruyu duyalım biz de. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. İftar saatine hoş geldiniz. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Alo. Buyurun, yayındasınız şu anda. Buyurun. Duyabiliyor musunuz bizi? Adana selam edelim. Adana'da iftar dakikaları yaklaşıyor bu arada. Alo. Yayındasınız, buyurun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Adana'ya selamlar. Aleyküm selam hocam. İftar olmak üzere galiba Adana'da, doğru mu? Evet, olmak üzere. Evet hocam, açılacak o birazdan. Zaman sizi de fazla tutmayalım. İftar hazırlığı, iftar sofrası. Hemen sorunuzu duyalım. Buyurun. Tamam. Hocam ben el işlerinde çalışıyorum. Çok yani yoruluyorum. Oruç tutmak çok istiyorum ama çıkamıyorum, dayanamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hocam onu soracaktım. Ev işlerinden dolayı çok yoruluyorsunuz. Evet, çalışamıyorum. Evet. 55 yaşındayım. Evet, evet. Ne yapabilirim evet diye soruyorsunuz. Peki çok mu kalabalık eviniz? Çok mu iş oluyor?
Ev işinde çalışıyorum. Yani ev kendi evimde değil. Başkalarının işini yapıyorum. Başkalarının evinde çalışıyorsunuz. Hı? Evet. O da sizi yoruyor. Ne yapabilirim acaba? Daha sonra mı tutmalıyım? Yani ben orucumu beyan tutamıyorum. Onu soracaktım hocama. Yapmam lazım bu konuyla ilgili? Yani, evet. Bu sefer tam gün değil de belki yarım gün çalışabiliriz. Yani işimizi ibadetimize göre ayarlamalıyız. Yoksa işimiz devam etsin de ibadeti bırakalım olamaz. Öyle diyemeyiz. Evet. İşimizi biraz azaltalım. Ya oruçtan taviz yok diyorsunuz. Evet, taviz şayet yok. Hasta değilsek, tabii. Rahatsız yani, değilsek. Kimler oruç tutmayabilir? Onu kitaplarımızda görürüz. Hasta olan, yolcu olan, hamile olan, emzikli olan bunlar oruç tutmayabilir. Ama hanımefendi iş yoruyor beni, tahammül edemiyorum. Bunun için biraz işi azaltmalı. Yani hiç olmasa yarım gün çalışacağım demeli. Evet. Evet. Peki, teşekkürler hocam. Adana iftar açıyor, şu anda iftar yapıyor. Selam edelim. Yozgat iftar yapacak, iftar dakikaları. Tekrar selam edelim. Hayırlı iftarlar. Sofralarınız bereketli olsun Yozgat. Aynı şekilde Nevşehir, Niğde, Mersin, Kırşehir, Aksaray dakikalar sonra iftar yapacaklar. Sofralarınız bereketli olsun. Mevla tuttuğunuz oruçları kabul buyursun sevgili izleyenler. Mehmet Yılmaz Gaziantep'ten selam ediyorlar hocam size. Aleyküm bir diğer selam. İzleyicimiz de selam ediyor ve şöyle bir sorusu var. Ölen birinin adına yapılan iyiliğin sevabı ne olur? Ölünün günahında bir hafifleme söz konusu olur mu? Yani yaptığımız böyle birisiniz böyle bir şeyi soruyor. Bir hanımefendi soruyor. Ya Resulallah diyor, annem konuşamadan vefat etti. Onun adına şöyle bir hayır yapsam annem bundan fayda görür mü? Evet, fayda görür cevabını veriyor Allah'ın sevgili Resulü. Hı hı. O yüzden biz bizden ayrılarak ebediyete irtihal etmiş analarımız, babamız, yakınlarımız, onları memnun etmek istiyorsak onlara rahmet okumalıyız. Gücümüz yetiyorsa onlar adına sadakalar vermeli, hayırlar yapmalı. Evet, Yasinler, Mülk Sureleri okumalı, hatimler okumalı. Evet, varsa, kabir azapları varsa hafifleme söz konusu olur. Hafiflemesine sebep oluyor. Peki evet. Hocam, okuyan, bu eylemleri elbette, yapanlar elbette, istifade da, etmez mi? O da bundan faydalanır. Faydalanır. Allah'ın lütfu o kadar geniş ki hem o faydalanıyor hem bu faydalanıyor. Ya. İnşallah. Evet. Sevgili izleyenler, WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. İşte o video sorulardan birisi ekrana gelecek. İzleyelim. Merhaba hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler. Birkaç tane sorum var hocama. Bu yıl sağlık sorunlarım nedeniyle oruçlarımı tutamıyorum. Diyanet diyetini, zekatımı, fitremi Filistin'deki kardeşlerime göndersem olur mu? Tamam. İki, engelli bir kızım var. Onun için de diyet göndermem gerekiyor mu? Evet, iki sorusu oldu. Ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Rabbimizden biz şifalar diliyoruz. Evet. Yani fidyemi, zekatımı göndereyim. Eğer çevremde fakirler varsa fitreyi de onlara vermeliyim. Fitrenin hedefi nedir? Bayram sevincine çevremizle birlikte. Yani hiç haline terk edilen kişi kalmasın. Onlar da bir bayram haşlığına kavuşsunlar. Bayrama mutlulukla girsinler. Yani zekatı uzağa gönderebilirim. Fidyemi de gönderebilirim. Ama eğer çevremde fakirler varsa fitremi çevremdekilere vermeliyim. O da yoksa onu da beraberce Filistin'e gönderebiliriz. Ama zekatımız, oruç fidyemizi tabii. Gazze'deki, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize gönderebiliriz. Engelli kızım için de vermem gerekir mi diye sordu. Fidye eğer ya da fitre. Kızımız zihin engellisi değilse verebiliriz tabii, vermeliyiz. Vermeli. Tabii vermeliyiz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz. Çok soru var, biraz sonra tekrar o sorulara döneriz. Instagram'dan da sorular var. Bu arada
İnşallah bugün yine 3 şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz her akşam iftar saatinde Türkiye haritamızda 3 şehrin ışıkları yanıyor. Ve o 3 şehre Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bakalım bugünkü şehirler hangileri olacak? İnşallah ikinci bölümde ekranda görmüş olacağız. Saat 8'e kadar birlikteyiz. 8'e kadar yayınımız devam edecek. Şimdi muhterem hocam, girişte de ben duyurdum. Bugün yine çok önemli bir ismi anlatacaksınız. Doğru efendim. Yakından tanıyacağız. Aslında Hırka-i Saadet'in hikayesi bu. Peygamberimizin Hırka-i Şerif'ini hediye ettiği sahabi hocam. Doğru efendim. Kim hocam? Doğru. Efendim Ka'b bin Züheyr. Evet. Ka'b bin Züheyr, bir de kardeşi var Büceyr diye. Bu iki kardeş, bunlar şair ailesidir, şair. Babaları Züheyr. Züheyr'in zamanında sevgili peygamberimiz henüz teşrif etmemişti. Bir rüya görüyor. Gökten yere nurdan bir ip sarkıtılıyor. Bu da yakalayayım diye uğraşıyor ama yakalayamıyor. Bu rüyayı da şöyle yorumluyor. O günlerde de hep söyleniyor. Son peygamber geldi, gelecek. Herhalde ben ulaşamayacağım. Ama evlatlarım, eğer siz ulaşırsanız o peygambere siz bağlanın diye vasiyette bulunuyor adam. Ve babaları vefat ediyor. Bu iki kardeş konuşuyorlar. O günlerde de sevgili peygamberimiz Medine-i Münevvere'de irşat hizmetine başlamış. Ya acaba babamızın dediği zat bu zat mı ola? İki kardeş konuşurken Büceyr diyor ki ben gideyim. Duruma bir bakayım. Aklıma yatarsa geleyim, beraber gidelim, seninle iman edelim. Sen burada koyunlarımızı otlata dur diyor. Hı hı. Büceyr gidiyor, görür görmez iman ediyor. Subhanallah. Derhal. İman ettikten sonra da ayrılamıyor oradan. Peygamberimizin yanından ayrılamıyor. Bir türlü ayrılamıyor. Ama bu arada Ka'b'ın canı sıkılıyor. Ya bu ne oldu ya? Niye gitti de gelmedi bu? Bir mektup yazıyor. O peygamberim diyen kişinin yanındakiyle diyor, iki kadeh içtiniz, dilini değiştirdim la diyor. Kardeşine böyle diyor. Kardeşi de bu mektubu peygamberimize gösteriyor ki peygamberimiz dua etsin de bu hidayete ersin diye. Ama sevgili peygamberimiz, Ka'b'ın kanı hederdir. Allah Allah. Nerede görüldü orada öldürülmelidir. Allah Allah. Hocam peygamberin yanındakiyle içki içti, kimi kastediyor orada mektupta? Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor. Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor. Hazreti Ebu Bekir'le peygamberimiz goya içki içmiş. Yalanın ta kendisi. Evet. Öyle bir şey yok. Yani İslam'dan önceki dönemde de ne peygamberimiz ne Hazreti Ebu Bekir Efendimiz içki içmemiş olan insanlardır. Ama bu Ka'b canı sıkıldığı için böyle söylüyor ama kudretli bir şair. Bu insanların hidayete ermesine engel olabilir bu. Yoksa rahmet peygamberi kolay kolay böyle demez. Yani şimdi günümüzdeki köşe yazarlarını düşünün. Köşe yazarlarının etkinliği söz konusu mu? Tabii etkinliği söz konusu. O günün sanki köşe yazarı. Bu adam zararlı olacak. Allah'ın kullarının hidayet ermesine zararlı olacak. O yüzden sevgili peygamberimiz görüldüğü yerde öldürülmelidir. Bu sefer kardeşi ona mektup yazıyor. Kardeşim, bu peygamber öyle insan ki gelip de özür dileyenleri affediyor. Ahmaklık etme. Bak bu vaziyette dünya sana dar gelecek, gel sen de özür dile, iman et diyor. Ve orada da öyle haberler yayılıyor ki Ka'b'ı öldürülmüş bilin ya. Ka'b da sığınacak yer bulamıyor. Medine'de bir tanıdığı var. Ona varayım, geceleyin geliyor ona, arkadaş diyor, geldim, ne yapacağız, nasıl edeceğiz, bu peygamberin yanına nasıl gideceğiz diyor. O da diyor ki sabahleyin namaza giderim ben, sen de benimle beraber gidersin. Peygamber aleyhisselam namaz kıldırdıktan sonra onun ashabı etrafında böyle halka olurlar. Sen de oraya girersin ve iman ettiğini söylersin diyor. Ya iyi ama caminin önünde görüp de beni öldürürlerse. Korku da var. Korkma diyor ya. Müslümanlar öldürmeden yana değil ya. Ya hocam. Yani ya. Bu da Müslüman olmuş ya. Derler ya. Senin için hüsnü zan ederler. Korkma.
Bırak bu evhamı, endişeyi de beraber gidelim. Beraber giderler. Allah Allah. Aynen o arkadaşının dediği gibi Efendimiz namazı kıldırır. Namazı kıldırdıktan sonra sahabe-i kiram etrafında böyle halka olurlar. Böyle sevgili peygamberimiz sohbete başlar. Ama bu da der ki Ka'b, ya Resulallah, Ka'b bin Züheyr yaptıklarına pişman olsa, gelip özür dilese, af dilese affeder misiniz diyor. Affederim diyor peygamberimiz. Öyleyse ben biat ediyorum diye elini uzatınca, sen Ka'b mısın diyor efendim. Ben Ka'b'ım diyor. Ebu Bekir ne yazmıştı ya bu? Allah Allah. İki kadeh içtiniz diye. Yani utancından gömleği sırtına yapışıyor. Tabii bu da özür diliyor. Peygamberimiz de affettiğini söylüyor. Bu arada diyor ki ya Resulallah, gelirken hakkınızda bir şiir yazdım. Müsaade ederseniz onu okuyayım diyor. Hadi oku. Ümbi'tü enne Resulallah ev'adeni vel affu inde Resulillah memulü. Duydum ki Allah Resulü benim hakkımda ölüm fermanı yayınlamış. Onun katında af umulur. İnne Resule le nurun üste zâubi. O peygamber öyle bir meşale ki cihan onunla aydınlanır. Mühennedün min suyufillahi meslulü. Şerri hakkı şerden ayırmak için kılıcından, kınından çıkmış bir kılıçtır o. Allah. Yani bu sözleri söyleyince yanında peygamberimizin bir para falan da yok ki onu verse. Sırtında giyili olduğu hırkayı çıkarıyor, veriyor. Bundan son derece mutlu oluyor Ka'b. Yani düşünün ki bakın, öldürülürüm endişesiyle geldi, ödül aldı. Öyle de bir ödül ki, yani çuval dolusu altın veriyorlar da vermiyor. Yani bilahare varislerinden alınıyor. O alındıktan sonra da nihayet Mısır'a getiriliyor. O hırkayı şey. Yavuz Sultan Selim Mısır'dan kutsal emanetleri alıp İstanbul'a getirirken onlar arasında bu hırkayı şerifi de getiriyor. Ve şu anda Topkapımızda ya, bulunmaktadır. Ya hocam. Ya. Hocam şöyle bir not var bununla ilgili. Birinci Selim'den Halife Abdülmecid'e kadar her Ramazan ayının ya 15. günü padişahların bu hırkayı çıkarıp yüz sürmeleri ve daha sonra tekrar yerine koymalı bir saray adeti olmuş hocam. Yani bir zaman böyle bir Ramazan günü Muhsin Bey. Evet. Orada devletimizin televizyonunda program yapıyoruz. Sunucu arkadaş dedi ki hocam biliyor musun Hırka-i Saadet Dairesi bu pencere o deyince yani son derece etkilendim. Meğer tam Hırka-i Saadet'in önünde yapıyormuşuz programı ya. Hocam şimdi karıştırmamak için soruyorum. Hırka-i Saadet ile Hırka-i Şerif farklı değil mi? Tabii. İkisi farklı. Tabii. Ama netice itibariyle hepsi de sevgili Peygamberimizin mübarek vücuduna temas etmiş olan. Ama sizin bahsettiğiniz Efendimizin Ka'b bin Züheyr'e vermiş olduğu Hırka-i Saadet. Ka'b bin Züheyr'den de değişe değişe nihayet işte Yavuz Sultan Selim Mısır'daki kutsal emanetlerle birlikte İstanbul'umuza getirmiş. Evet, 1962 yılından beri Topkapı Sarayı'nda halkın ziyaretine, milletimizin ziyaretine açık hocam. Ya, elhamdülillah. Bunu da duyurmuş olalım. Evet, iftar dakikaları il il devam ediyor. Şu anda Zonguldak iftar yapıyor, orucunu açıyor. Zonguldak selam edelim, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Konya iftar sofrasında aynı şekilde selam edelim. Biraz sonra Düzce'ye selam yollayacağız. Şimdiden yollamış olalım. Onlar da iftar hazırlığında. Tamam. Hocam evet, sözünüzü balla kesin. Tamam. Biraz sonra kutsal topraklara gireceğiz. Ama inşallah ezandan sonra şunu sormak isterim size. Ya, öğrendik ki kudretli bir şair, büyük bir şair. Ka'b bin Züheyr radıyallahu anh. Bugün de Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü. Yeri gelmişken, tam da konu açılmışken milli şairimizden bahsetmeden geçmek hiç de ya hoş olmayacak. Dolayısıyla biz inşallah ikinci bölümde tamam biraz da milli şairimizden bahsetmenizi rica edeceğiz. İnşallah. Muhterem hocam. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, hazırsa Kabe'de muhterem hocamızın sohbeti olacak.
Arz'ın kalbi Kabe'de sohbet olacak. Hemen arkasından yine Kabe-i Şerif'te muhterem hocamızın iftar duası olacak. Sizler de hocamıza sorularınız varsa WhatsApp hattımıza video olarak yollayabilirsiniz. Instagram'dan da soru olarak yollayabilirsiniz. Telefonlarla da bize ulaşabilirsiniz. Yine bugün 3 şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Haritamızda, Türkiye haritamızda bakalım hangi şehrin ışıkları yanacak. Yine ikinci bölümde göreceğiz. İnşallah 8'e kadar birlikteyiz sevgili izleyenler. Şimdi Arz'ın kalbi, Arz'ın merkezi Kabe'ye gidiyoruz. Değerli seyirciler, umre yaparken veya hac yaparken bir de sayimiz vardır. Şimdi ben işin fıkhi tarafına girmeyeyim. Safa'dan Merve'ye 4 gidiş, Merve'den Safa'ya 3 geliş. Sa'i diyoruz bunu. Bunun anlamı ne? Bu neyi ifade ediyor? Yani sultana insan dilekçe verir de dilekçenin cevabını bekler ya, böyle bir heyecanla gider gelir ya, acaba dilekçem kabul edildi mi, edilmedi mi? Neler söylüyoruz biz burada bakın, Kabe'nin, Rabbimizin kapısının önünde heyecanla gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ma abetnake hakka ibadetik, ma zekernake hakka zikrik, ma şekernake hakka şükrik. Ya Rabbi, sana hakkıyla kulluk edemedik, seni hakkıyla bilemedik, seni hakkıyla anamadık ya Rab. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestedat, eûzu bike min şerri ma sanat, ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi فَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتْ. Allah'ım, ben yoktum, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Allah'ım, bana lütfettiğin nimetleri itiraf ederim, ama işlediğim hataları da itiraf ederim. Ya Rab, tarafından bir rahmetle sen bağışla. Senden başka kim bağışlar ki ya Rab? Böyle diyoruz. Dilekçeyi böyle sunuyoruz. Yine burada hatırası bulunan İbrahim peygamber, bakın, Allah yolunda ateşlere atılmış, memleketini terk etmiş, evladını kurbana yatırmış, Kabe'yi yapmış. Ve izi betela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne. Allah Hazreti İbrahim'i çeşitli suallerle imtihan etti. O da başarıya ulaştı buyurmasına rağmen. Kabe'yi yapınca ne diyor? Ve tüb aleyna. Ya Rabbi, tevbemizi kabul eyle diyor. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Yevme la yenfe'u malun ve la benun. Ya Rab, servet-ü samanın, evlad-ı iyalin fayda vermediği günde, büyük mahkeme gününde beni rüsvay etme ya Rab. Aman ya Rabbi ya. Yani bir peygamber İbrahim aleyhisselam, beni büyük mahkeme gününde rüsvay etme diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri buraya gelmiş, Kabe'nin önünde yüzünü yere koymuş. Ya Rab, mahşer günü Abdülkadir Geylani kuluna azap edeceksen et. Ama bir dileğim var. Gözlerimi kör olarak yarat. Beni Allah dostu diyorlar, evliya diyorlar. Ama mahşer günü Abdülkadir'in de şu hatası var, Abdülkadir'in de bu kusuru var diye ilan
ve ifşa edilirken dostlarımı görüp de mahcup olmayayım ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime demeliyiz. Ama ümitsiz de olmayın. Buradan dönerken inşallah Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak anasından yeni doğmuş gibidir. Yani kulluk defterini inşallah sıfır yeniden başlayarak döneceğiz. Amin. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme leke sumt ve bike amant ve aleyke tevekkel ve ala rızkike eftar. Eftara indekumus saimun ve ekele daamekumul ebrar. Ve sallet aleykumul melaike ya vasi'al mağfire igfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızıkla iftarımızı açmaya hazırlanıyoruz. Mal kusur kabul eyle ya Rab. Sofralarımızda oruçlular iftar etsin, has kullar yemeklerimizi yesin. Meleklerin duası üzerimizde olsun. Ya Erhamer Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamd olsun. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. Bizi bir Ramazan-ı Şerife daha ulaştırdın. Sana hamd olsun. Ya Erhamer Rahimin, bayrağımızın gölgesinde, birlik ve dirlik içerisinde, sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle nice Ramazanlara, nice bayramlara, eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Rızıklarımızı helal ve bol olarak lütfeyle. Lütfettiğin bonca nimet karşılığında şükran görevini yapabilen bahtiyar kullarından eyle. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Zelcelal vel İkram, bizi mukaddes mekanlara uğurlarken, kutsal mekanlarda bizler için de dua edin diyerek bizimle dua havale eden kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Ya Rab, umremizi mebrur eyle, sayimizi meşkur eyle. Nefse ve şeytana uydurma, kazandırdın kaybettirme, yükselttin düşürme. Ya Erhamer Rahimin, ya Mücibed Deavat, ya Mutiyel Mes'ulat, hanelerimize huzur, gönüllerimize surur lütfeyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, amin. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rab. Vaafu anna, vaghfir lena, verhamna, ente Mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آمين. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Teşekkür ediyoruz hocam. Mevla kabul buyursun. Allah kabul buyursun. Sevgili izleyenler, yayınımız devam ediyor. Biraz evvel muhterem hocamız Ka'b bin Züheyr radıyallahu anh'a anlattı. Güçlü bir şair, kudretli bir şair hocam. Efendimiz etkileniyor okuduğu şiirden ve kırkasını hediye ediyor. Kili bulundu, sırtından mübareksini çıkarıyor, ikram ediyor. Evet. O da ne kadar mutlu oluyor. Sevinç gözyaşları döküyor. Yani öldürülürüm endişesiyle varıyor, ödül alıp çıkıyor. Evet. Hocam milli şairimizi almak isteriz bu vesileyle. Bugün Çanakkale, efendim, bugün Çanakkale zaferimizin yıl dönemi. Bu bakımdan da son derece isabet. Hiç olmazsa o Çanakkale destanı nasıl yazıldı, nerede yazıldı onu anlatayım. Buyurun hocam. Çanakkale 18 Mart deyip de geçmeyelim. Ben bir şehit, Çanakkale şehidinin torunuyum. Değerli seyircilerimiz, sizin ailelerinizde ya dedeniz, ya dayınız, ya amcanız, yani bugünlere kolay gelinmemiştir demek ki. Bunun üzerine merhum Akif'in bakın Safahat diye bir eseri var. Safahat'ta iki tane gök gürlemesi, bir de rahmet var. Gök gürlemesinin biri İstiklal Marşımız. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da huda. Tek beni vatanımdan dünyada etmesin cüda. Bu gök gürlemesi değil de nedir? Bir de Çanakkale destanı var. Yani o günlerde o günkü hükümetimiz merhum Akif'le Kuşçubaşı Eşref Bey'i bir miktar altınla Suudi Arabistan'a gönderiyor. Yani şu hassas zamanımızda bizim düşmanlarımızla sakın işbirliği yapmayasınız diye altınlarla gönderiyor. Trenle gidiyorlar. Mahattatul Muazzam. Adı böyle muazzam da kendi basit bir tren istasyonunda mola veriyorlar. Ama bunlar memleketin kara sevdalısı insanlar. Ya acaba Çanakkale'de ne haber? Çanakkale savaşları o anda devam ediyor. O tren istasyonunda telgrafla İstanbul'a muhabere yapma imkanının olduğunu öğreniyorlar. Ve İstanbul'dan telgrafla Çanakkale'de zafere ulaştık. Haberini alınca Akif yarım saat bir hüngür hüngür ağlıyor. Ya Rabbi. Evet. Sonra şimdiki gibi böyle elektrik falan yok. Ay ışığında şu destanı yazıyor. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecdad inerek öpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Sana nasıl türbe yapayım? Ey şehit oğlu şehit, sana nasıl türbe yapayım? Şu ufuklar türbeyin duvarları olsa, masmavi gökyüzü de türbeyin tavanı olsa, yedi kandilli Süreyya yıldızı da türbeyin avizesi olsa, bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyine duysam da geçirsem taşına, tabii Allah. Bu türbeye bir mezar taşı lazım, Kabe'yi de getirsem mezar taşı diye diksem, türlenen mağribe akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Allah Allah. Ne kadar güzel, ne kadar kudretli bir şair. Yani bu Çanakkale tablosunu bundan güzel kim ifade edebilir, nasıl
O yüzden Akif'imizin ruhu de şad olsun hocam. Mekanı cennet olsun. Bulunan terinden komutanına kadar bunlar bulunanların hepsinden Rabbimiz razı olsun. Amin hocam. Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz, diyor. Evet efendim. Akif. Evet, Mevla razı olsun ondan. Bugün 18 Mart Çanakkale zaferimiz, bir kez daha kutlu olsun sevgili izleyenler. Çanakkale şehitlerimizi 109. yılında rahmetle, saygıyla anıyoruz. Evet sevgili izleyenler, az sonra Türkiye haritamızı göreceğiz. Bugün 3 şehrimize yine Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bakalım hangi şehrin ışıkları yanacak haritamızda? Biraz daha sabır rica ediyorum. Öncesinde bir video soru var hocam size. Evet, izleyicimizin efendim sorusu var. İzleyelim, görelim. Sevgili hocam, hayırlı Ramazanlar. Üniversiteden yeni mezun oldum. Şimdi hayırlı bir iş kapısının açılması için hangi duaları okumamı önerirsiniz? Teşekkür ederim. Üniversiteden yeni mezun oldum, iş arıyorum. Hayırlı bir iş kapısı, rızık kapısı için tavsiye edeceğiniz dualar neler hocam? Allahümme ekfini bi halalike an haramik ve eğrini bi fadlike ammen sivak. Yani ne demek bu? Allah'ım yeterince helalinden vererek beni haramlardan koru. Lütfunla beni başkasına muhtaç etme. Evet. Allahümme ekfini bi halalike an haramik ve ağrini bi fadlike an men sivak. Kabe'nin gölgesindeki okuduğumuz dualardan biridir aynı zamanda. Hayırlı iş bulma duası değil mi hocam? Evet, hayırlı efendim bir iş için. Doğru. Bu duayı tavsiye ediyor hocamız. Ekran görüntüsü almak isterseniz yönetmenimiz ekrana getiriyor inşallah. Başka tavsiye edeceğiniz dua var mı hocam? İşlerin rast gitmesi için, işlerin açılması için tavsiye edeceğiniz Allahümme başka dua? Allahümme hırli ve ahterli ve la tekilni ala ihtiyari. Yani ne demek? Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle. Allah'ım beni kendi başıma bırakma. Evet. Bu işi bana hayırlı kıl, evet, bu işi bana nasip eyle. Allah'ım beni kendi başıma bırakma. Muhterem hocamızın iki dua tavsiyesi oldu. İnşallah ekran görüntüsü aldınız. Ezberlemesi de kolay hocam. Doğru. Türkçe olarak da bu dualar yapılabilir. Öyle tabii değil efendim mi? Türkçe olarak tabii da yapabiliriz. İlla ezberleyemiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki telefonumuz var. İzleyicimizin hocamıza sorusu olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Alo. Yayındasınız şu anda. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı evet, Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Öncelikle 18 Mart Çanakkale zaferimiz kutlu. Tüm şehitlerimize ve vakıflarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Amin. Amin. Hocam, ben 18 yaşındaki oğlumu bir kazada kaybettim. Başınız sağ olsun. Sarhoş, alkolü bir sürü tarafına çarpılıp kaçmış. O şekilde can çekişerek vefat etti oğlum. Mevla rahmet eylesin. İkinci haftasında annemi kaybettim. Bu Allah acından Allah dolayı sebep oldu. Allah Allah. Şimdi ben çocukluğumdan beri büyük acılar çektim. Allah beterinden korusun. Hep halimi şükreden birisiyim. Ama bu olaylardan sonra baş başa kaldığımda, namaz arkasında ya da yalnız düşünceye daldığımda Yüce Allah'a bazı sorular sordum. Allah'ım sen hiçbir kuluna zulmetmezsin. Ben bu kadar kötü bir kuluydum. Bunlar başıma niye geldi? Bu zulmü niye hak edecek, ne yaptım gibi sorular sordum. Bazen evet, kendime Allah'la baş başa kaldığımda. Evet. Bunlar şirk midir, günah mıdır? Hocam bunu öğrenmek istiyorum. Bir de Muhsin Hocam ve Necmettin Hocam sizlerden dua bekliyorum. Çok dar ve zor günler geçiriyorum. Evlat acısı çok zor bir şeymiş. Dünyaya bağlanmak için uğraşıyoruz hocam. Dua bekliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar başınız sağ olsun. Mevla rahmet eylesin. Cenab-ı Hak cennetinde buluştursun inşallah. Hocam imtihan diyarı diyoruz ya dünya için. Önce ya, evladını kaybediyor 18 cennet yaşında. Cennet ucuz değil Muhsin Bey. Ya hocam. Yani İstanbul'da bir dairemiz olsun diyoruz da belki de bir ömür boyu bir daire sahibi olamıyoruz. Cennet sarayları ucuz olur mu? İnne eşeddel belâi el enbiyâ sümme sâlihûne emselun felemsel. En ağır imtihana uğrayanlar önce peygamberler, sonra da derece derece salih insanlar. Yani ümitsizliğe kapılmamalı. Bir Eyüp aleyhisselamı düşünün.
Seller gelmiş, bağ, bahçe gitmiş, hayvanlar gitmiş, ev bark gitmiş, evladı uyal gitmiş. Arkasından da 18 senelik bir hastalık. Ya Rabbi diyor, en sonunda her tarafıma hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. İşte bu kadar yani. Ondan sonra Cenab-ı Hak şifayı, müminin ayağına diken batsa derecesinin yükselmesine, günahlarının bağışlanmasına sebep olurmuş. Allah'ın en sevgili kulu ve elçisi sevgili Peygamberimiz. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma'nın dışındaki bütün evlatları kendisinden önce vefat etmiştir. Ciğer paresi, gözü nuru Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ikisinin de şehit olarak dünyadan ayrılacağını Rabbimiz vaktinden önce peygamberine bildirmiş. Bize bildirse biz ne yaparız acaba? Hiç asık yüzlü olduğu görülmüyor Efendimizin. Gülecek kadar da sorumsuz değil. Ama mübarek yüzünden tebessüm evet, hiç eksik olmuyor. Yani demek ki Allah'ın Resulü de bunlara katlanıyor. Bize yakışan, bize düşen nedir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab, bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız deyince Cenab-ı Hak meleklerine cennete gidin, şeffaf bir saray yapın. Adına da Beytül Hamd deyin. Hamd sarayı. Kulum hükmüme rıza gösterdi. Evet. Evet efendim. Tabii kolay değil. Hocamızın buyurduğu gibi cennet de ucuz değil ama imtihanlar bazen üst üste gelebiliyor hocam bu hayatta. Önce evladını kaybediyor trafik kazasında. Arkasından hemen sonra annesini kaybediyor. Belki de oğlu şehit olmuştur. Şehit olunca İnşallah. Şefaatçi İnşallah. Olacaktır İnşallah. Kendisine. Hocam şöyle bir şey söyledi. Yani zaman zaman işte Allah'la konuşuyorum içimden ve diyorum ki Allah'ım ben ne günah işledim de sen bu imtihanı bana yaşatıyorsun. İlla bu isyan işlediğin olur mu? Için illa günah işlediğin için olmaz bu. Ve dereceyin yükselmesi için de olmuş olabilir. Rabbimden geldi, onun emri başım üzerine demek lazım. Öyle olunca biz de rahatlarız, huzura ereriz. Aksi takdirde huzursuz oluruz, stresleniriz, acı biriken iki ederiz. Peki hocam böyle düşünmek, böyle konuşmak isyan mıdır, bu günah mıdır? Bunlar tabii sevabın kaybolmasına sebep olur yani. Hmm. Evet, ona teslim olmak lazım. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Bir ağaç yaprağı bile başına buyruk düşmez. Yani Allah izin vermeden bir ağaç yaprağı bile düşmez. Her şey onun bilgisi dahilindedir. Öyleyse biz niye benim başıma bu geldi diye streslenmemeli, isyan halinde bulunmamalı. Rabbim sabırlar yağdır. Amin. Eslemtü li rabbil alemin demek icap ediyor demek. Evet. Peki selam ediyorlar, Amasya'dan izliyorlarmış. Amasya'ya selamlar. Bodrum'dan takip ediyorlar. Bodrum hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar selam edelim biz de. Şanlıurfa bizi izliyor. Selamlarını yollamışlar hocam size. Aleyhisselam. Video sorularınızı bekliyoruz. O video sorulardan birisi ekrana geliyor. Görelim. Benden Şehircik köyünden Cemil Öztürk. Hocam size iki tane sorun olacak. Birinci sorun, ezan okunarken ya da selam verilirken az selam verilir mi? Kur'an okurken selam verilir mi? Namaz kılan insana selam veriyorlar. Kur'an okuyan insanlar selam veriyorlar. Ezan okunarken az selam verilirken az selam veriyorlar. Bir de hocam, toruna zekat fitre düşer mi? Yani damadı ölmüş, toruna kızına fitre zekat veriyor. Bu düşer mi? Bu yarın mahşer yerinde yakasına yapışır mı borcu? Gününüz güzel olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah hayırlı ömürler, hayırlı ölümler versin. Allah Kur'an'la abdest, oruç, namazı gitmeyi nasip etsin. Amin. Son nefesinde eşveden la ilahe illallah ve eşveden de Muhammed Resulullah la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek canımızı almayı nasip etsin. Allah oruçlu Kur'an'la gitmeyi nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin, amin, amin. Ne güzel dua etti hocam ya, izleyicimiz. Efendim, toruna Maşallah. Fitre zekat verilmez. Toruna fitre zekat verilmez dedi hocam. Peki. Bu tamam. Bundan önceki sorusu yani Kur'an okuyan, namaz kılan, ezan dinleyen kişiye selam verelim mi? Yok vermeyelim. Kur'an okuyor.
Yani selam verince ben ne diyorum? Allah'ın lütfu, rahmeti, selamı, barışı, bağışı üzerine olsun. Zaten o Kur'an okuyor, zaten onun içinde o. Ve o, yani Kur'an'ı kes de benim selamıma karşılık ver demek uygun değildir. Kur'an okuyana o yüzden selam verilmez. Adam namaz kılıyor. Yani namazı kesip de bize cevap mı versin? Olmaz. O da yanlış. Namaz kılana da selam vermeyiz. Ezan dinleyen kişiye de zaten Allah'ın rahmeti dağılıyor. O da ondan nasipleniyor. O vecd içerisinde ezanı dinlesin. Müezzine iştirak etsin. Ben onu meşgul etmemeliyim. Selam vererek onu meşgul etmemeliyim. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, şimdi Türkiye haritamızı görelim. Üç şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Bakalım hangi şehrin ışıkları yanacak. Bugün yine üç şehre Kur'an-ı Kerim hediyemizi yollayacağız sevgili izleyenler. İşte o iller. İlk olarak Çorum diyelim mi? Çorum'a selam edelim. Çorum, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Bir diğer ilimiz Van. Van'a selam olsun, hayırlı Ramazanlar. Ve son olarak da Burdur. Burdur'a selam ediyoruz, hayırlı Ramazanlar. Çorum'dan, Van'dan, Burdur'dan hatlarımızı ilk düşüren izleyicilerimize Kur'an-ı Kerim hediyelerini yollayacağız. Altta telefon numaralarımız var. Vaktimiz olursa Çorum'dan, Van'dan, Burdur'dan ilk kim düşürdü, hangi isimler, onu da buradan ben söylemek isterim. Yine bir video sorumuz var o vakte kadar. İzleyelim, görelim. İyi günler Sayın Hocam. Orucumuzu açmadan önce namazımızı mı kılmalıyız yoksa ilk önce iftarımızı mı yapmalıyız? Önce iftar etmeliyiz. Önce iftar etmeli. Yani diyelim bir hurmayla, zeytinle filan iftar ettik. Su içecekse geçelim. Ondan sonra namazı kılalım. Esas yemeğimizi namazdan sonra rahat afiyetle yiyelim. Ya. Peki, teşekkürler. Instagram'dan bir soru var muhterem hocam. Dedemin büyük ölçüde mal varlığı var. Ancak daha hayattayken mallarının hepsini iki oğluna, hatta onların gelinlerine verdi. Annem ve teyzeme hiçbir şey vermedi, hiçbir yer vermedi. Kız çocukları diye evlattan bile saymadılar. Annem ve teyzem mal derdinde değil. Ama çok üzülüyorlar, çok ah ediyorlar. Bunun ahirette karşılığı nedir? O mallar, o mülkler bu ahlara rağmen helal olur mu? Yani sevgili Peygamberimiz, İ'adilu beyne evladikum. Çocuklarınız arasında adil olunuz. Bakın, bu kardeşimizin dediği gibi ah çekiyorlar, kin tutuyorlar. Buna sebep oluyor işte. Yani maalesef. Mal varlığımızı biz evlatlarımız arasında adaletli olarak taksim etmezsek böyle oluyor işte. Kırgınlığa, dargınlığa, öfkeye sebep oluyor. Böyle yapmamalı. Kız çocukları diye evlattan sayılmadılar. Ya, özellikle hele kız çocuklarını ihmal etmek, ya ona da miras olur muymuş, ona da mal verilir miyim? Çok yanlış bir şey bu. Allah veriyor, Allah taksim ediyor, biz ayırıyor kimiz? Da seninle bana ne oluyor ya? Allah Allah, değil mi? Peki, teşekkürler hocam. Bir başka soru daha var Instagram'dan. Fatma Hanım soruyor. Merhaba değerli hocam. Ben 83 yaşındayım. Sağlığım nedeniyle oruç tutamıyorum. Oruç fidyesini öğrencilere veriyordum ama bu sene su olmayan bir bölgeye çeşme yaptırmak istiyorum. Oruç fidyesi yerine geçer mi? Hayırlı Ramazanlar. Böyle yapmayalım. Yani o fakir Müslümanın hakkıdır, ona verelim. Yani temlik diye bir şey var, temlik. Yani şimdi ben hadi diyelim çeşme yaptırdım. Sahibi kim? Belli bir şahıs mı? Değil. Değil. Öyle olunca olmaz yani. O bir sevap mı? O iş sevap. Gayet güzel. Yani su hayrı özellikle çok sevap bir şey. Ama fidyemi ayrı yapmalıyım. O zaman şöyle mi diyelim? Daha evvel yapıyormuş. Oruç fidyesini öğrencilere veriyormuş. Gayet isabetli. Yine aynısını yapsın ama hayır için, sadaka hayır için de ayrıca yapsın. Çeşme açtırabilir. Onu da ayrıca evet, yapsın. Çeşme çok yaptırabilir. Güzel. Peki, video soru var. WhatsApp video sorumuz. İzleyelim. Hayırlı akşamlar Necmet Nur Saçan. Hocam ben 86 yaşındayım. Sana maşallah bir soru sormak istiyorum. Ben Zonguldak'tan arıyorum. Benim 6 tane çocuğum öldü. Onların bana şefaati dokunur mu?
85 yaşındayım diyor. Anamı babamı İran'da hiç göremeyen. Evet. İnşallah, inşallah onlar size şefaatçi olacaktır. Ben sana ondan başka şu müjdeyi vereyim. Bakın. İnna Allah yuhibbu ebna'es-seb'in ve yestahyi min ebna'is-semanin. Allah 70'likleri sever, 80'liklerden haya eder. Allah Allah. Rabbim daha hayırlı Allah ömürler versin. Sen 86. Allah'ın ne güzel nimetidir bu. Sağlık nimeti, uzun ömür nimeti. Ne kadar güzel. Efendimizin müjdesi de böyle. Allah Allah 70'likleri sever, 80'liklere azap etmekten haya eder. Hadis-i şerif. Ya evet. Öyle efendim. Hocam genelde sorulur, rüyada görmemek olumsuz anlamda mıdır? Yani vefat eden yakınlarımız var. Diyelim işte baba vefat etmiş, nine vefat etmiş, dede vefat etmiş ama hiç rüyamızda görmüyoruz. Bu olumsuz bunu olumlu veya olumsuz şeye yormamalı. İnşallah bakın arşın meleklerinin bizim için duaları var Kur'an-ı Kerim'de. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Ana babalarından, eş ve çocuklarından salih olanlarla birlikte ya Rabbi adın cennetlerine girdir. Melekler bizim için dua ediyor ve duaları da böyle. Demek ki anamız, babamız, evlatlarımız salih kişilerse inşallah cennetlerde beraber olur. Peki muhterem hocam, hatlarımızı düşüren isimler belli olmuş. Ya ne güzel. Hemen görelim. Çorum'dan Salim kim? Salim Aksungur, Çorum. Selam edelim. Çorum'a selamlar. Van'dan? Evet. Hatice Soytürk, Van. Van'a selamlar. Ve Burdur? Gülay Çelik, Burdur. Burdur'a, Van'a, Çorum'a selam ediyoruz. Hediyelerinizi inşallah adresinize yollayacağız. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Mevla razı olsun sizden. İstifade ettik. Bereketli bir program oldu. Sevgili izleyenler, yarın da inşallah Mevla nasip ederse Kanal 7 ekranlarında Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin türbesinin gölgesinde sizlerle buluşmayı arz ediyoruz. Diliyoruz. Menkibelerle programımızı kapatacağız. Bu arada WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz. Yarın içinde yollayabilirsiniz. Instagram'dan aynı şekilde. Sıra gelmediği için her soruya cevap veremiyoruz ama ben ve arkadaşlarım emin olun WhatsApp hattımıza gelen videolara bakıyoruz. Hatta zaman zaman hocam da bakıyor. O sorulara hocam da buradan cevap veriyor ama canlı yayında da inşallah yer vermeye çalışıyoruz. Tekrar Mevla tuttuğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul buyursun. Yarın akşam görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.